Size takdim etmek istiyorum. En solunda Sayın Habibe Ayvacı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhan. Hemen yanında gazeteci yazar Fatih Polat var. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Serhan Bey. Hemen sağımda yine ilahiyat araştırmacı yazar Yüksel Mert. Teşekkür ve ederim. İki trans break konuğumuz var bu akşam. Öykü Hanım geçen hafta da bizlerleydi. Hoş geldiniz. Ve Sayın Seyhan Armat, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben önce size sormak istiyorum. Türkiye'de neden dışlanıyor trans break'ler? Yani direkt böyle bir ajitasyona çok girmenin doğru olduğunu söylemiyorum ama belki VTR üzerinden konuşabiliriz. Geçen hafta izlememiş olanlar için. Bir komedi yani. Hani VTR'ye baktığım zaman bir komedi. Halbuki hanım çift cinsiyetliyse izin veriyor, değilse izin vermiyor falan. Böyle bir otorite mi kendisi, çok merak ediyorum. Ne iş yaptığını çok hemen bilmiyorum. Hemen cevap verin. Bir saniye. Buyurun. Ayşe Kerime'de Allah buyuruyor ki hatta Nisa suresi 119. ayet-i kerime. Diyor ki Allah'ın yarattığını değiştirmeyiniz. Değiştiren olursa diyor şayet 114. ayet, bakın lütfen inceleyin. Değiştiren olursa diyor çok büyük hüsrandadır diyor. Ve lanet diyor Allah-u Teala. Hüsranda olan Allah'ın, böyle bir hüsran varsa bile hüsranda olan değil. Siz şu anda sizin, diyorsunuz hayır, sizin söylediğinize öyle göre bir şeyiniz var çift mı? Cinsiyetli olanlarda Allah'ın yarattığını değiştirmiş oluyoruz. Hayır hayır değiştirmiyor. Allah'ın mesela beni nasıl yarattığına nereden bu kadar eminsiniz? Allah'ın, siz kendinizi bilirsiniz zaten, ben bilemem. Bunu tamam siz ama çok eminsiniz diyorsunuz ki burada Allah'ın yarattığını değiştirmiş, ben Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi değiştirdiğini ortaya düşünmüyorum. Ortaya konuşulan bir ruh konu esastır, var. Ruh mu esastır, görüntü mü esastır? Ruhta bir insan görüntü için. De ikisi de birbirini tamamlar. Görüntüyle işte tamamlanıyor. Eğer sadece sen siz ruhunu, şu anda sizin görüntünüz bence sizin ruhunu, inancınıza insan, uyuyor mu hanımefendi? Bir şey soruyorum. Hayır, görüntü ise görüntü üstünden hayır, konuşalım. Hayır, rica Darth Vader gibi giyinmişsiniz. Siz şimdi başörtülü bir kadın olarak. Rahibe uygun gibi peki sizin? Rahibe benim gibi mi giyiyor? Darth Vader diyorum. Lütfen. Rahibe demiyorum. Rahibeler sizin gibi giyinemez. Bu yani, küpüne düşmüşsünüz bir kere. Bir kere bir, hayır şunu söyleyeyim. Eğer siz inancınıza göre kapandıysanız. Kapanmanın şeyi nedir, amacı nedir? Karşı tarafa seksi görünmemek değil mi? Bu seksi görüntü mü? Görmüyor musunuz? Korkunçsunuz, o başka bir şey. Ama başka bir yandan kendinizi seksi göstermek için likitler çekmişsiniz. Oraya bir parıltı koymuşsunuz bilmem ne. Bunlar, nasıl fark bunlar etmez? Bunlar alakası yok. Dinden nasıl çıkarmaz yok insanı. Dinden çıkarmaz. Dine, dine zarar işte vermez. Dine de sokmaz. Alakası şimdi yok. Siz böyle sizin, giyindiniz, dindarsınız. Ben giyinmedim ki dindar şey, değilim anlamına hiç rica gelmez. Ediyorum. Kimin sizin dindar olup kimin dine girsin siz karar veremezsiniz. Soru soruyorsunuz. Kendiniz devam ediyorsunuz. Sorunun cevabını bilemiyor cevap musunuz? Siz otorite size değilsiniz bu konuda. Alakası yok. İslam'da cinselliği mi araştırdınız? Ya, nedir? Tabii ki araştırdık. Üzerinde fıkhi mesele üzerinde araştırmasak burada bana ne iki işe tane ayet olur söyleyerek buraya gelemezsiniz. Google açarım ben de size 100.000 tane ayet rica söyleyebilirim. Rica ederim. Siz kaç bununla tane? İki konumuz şahsi tartışmaya döndü hemen. Ben tekrar o zaman soruyu değiştirip size bir daha sorayım. Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz Türkiye'de trans bireyler olarak? Ya trans bireyler olarak şunu yaşıyoruz, bunu yaşıyoruz dan ziyade nerede görülüyoruz da çok alakalı bir şey. Geçen hafta da programımızı izledim. Hanımefendi de veya seyircileriniz de veya belirli bir kesim zaten otomatikman bizi belirli bir klişenin içine sokuyor. Transseksüelsen seks işçisisindir. Transseksüelsen uyuşturucu kullanıyorsundur. Günahkarsındır. İnanmıyorsundur vesaire vesaire. Halbuki böyle bir şey yok. Ben de başörtülü alanlar için, hanımefendi burada olduğu için söylüyorum. Bir sürü önyargıyla yaklaşabilirim ama yaklaşmıyorum. Olamaz. Hayır olamaz. Tabii ki herkes günahkar olabilir. O başka bir şey. Ben tamamen direkt ön yargıdan bahsediyorum. Kimin neye inandığı, nasıl olduğu, nasıl hissettiği, nasıl yaşadığını tabii ki bilemez insanlar. Genel yaşamda ne görünüyor? Genel yaşamda ne görünüyor? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Herkes de biliyor. Hayır direkt net olarak söylerseniz cevap vereyim. Ben size bir şey sormak istiyorum. Transler niçin doğum yapamıyor? Bana cevap verir misin? Kadınsınız ya iddia ediyorsunuz. Niçin doğum yapamıyor? Kadınların eşittir doğum yapmak mı? Bu mu? Kutsal aile yapısı üzerinden. Niçin yapamıyorsun? Kadınlık nedir? Ben transseksüel bir kadınım hanımefendi. Nedir? Dişiliktir. Siz kadın olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya. Ben evet de iddia ediyorum. İddia etmiyorum. Kadın zaten olamaz. Niye olamam? Olamaz. Doğurmakla mı eşit diyorsunuz? Hayır siz normal kadın nedir? Kısır kadın. Normal kime göre normal? Kısır kadın ayrıdır ama kadındır. Evet. O da doğurabiliyor. Şu anki tıpta tüp bebek ne fark etmez. Gelişi ben de doğru. Bir şey onun daha sormak istiyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. Doğru, doğru mu? Bir şey çok önemli. Sormak. Kadını buradan sorgulayamazsınız. Bir saniye. Allah, biz mesela Müslümanlar olarak diyelim ki. Siz Müslümanlar, biz gavurlar burada. Hayır, tabii, Müslümanlar haşa. Ben sizi ayırt etmiyorum. Siz de Müslümansınız. Elhamdülillah. Belki ya, değilim. Bilemiyorum. Ben sizi daha bilmiyorum. Daha deklare etmedim. Buket kendisinin Müslüman olduğunu söyledi. Ben de o yüzden kendisine direkt hitap ediyorum. Sizi bilemem. İslam'da estetik haramdır. Ne boyutta? Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirme boyutunda estetik caiz değil. Neden? Çünkü Allah Teala kızdığı bir şey. Diyor estetik ki ben beğenmiyorum. Ben. Sen bana isyan gibi. Tamam, sen bir saniye bir yere gelmeye çalışıyorsun. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu ayet başka bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Güzelleşmek amaçlı bir burun estetiği haramdır.
Aynı şekilde. Yabancı erkeklerin kadın, yanında makyaj yapmak, o sesinizi onlara duyurmak da haramdır. Olabilir, bu da benim günahım kardeşim. O da sizin günahınız, ama benim günahım üzerinden konuşamazsınız. Hayır, ben senin günahın üzerinden konuşuyorum. O zaman şöyle yapalım. Başörtülü olup da aslında ruhunda başörtüsü olmayan insanları tartışalım o zaman. Siz burada mahreminiz olmayan erkeklere sesinizi duyuruyorsunuz. Ne alakası var? Ben burada haram değil ki mahremin sesini duyuyorum. Haram değil ki sesini duyuyorum. Bu makyajı yapmak, böyle giyinmek değil mi? Başka hocalarda haram olduğunu söylüyor. Ne olacak? Neye başka göre değerlendireceğiz bunu? Ayetler var. Ben de bugün okudum. Bir sürü ayette sesini duyurmakla ilgili bir sürü problem var. Nereden bakarsan, nereden yorumlarsa oradan gidiyor anlamına geliyor. Büyük günah vardır. Bir tanesi büyük günah vardır. Bir tanesi de küçük günahlar vardır. Ha, küçük günahlar ya abi. Bir saniye. Mesela hangisi küçük günah? Allah'a ben zina yapmıyorum. Ben zina yapmıyorum. Abi be. Abi be. Ben sizinle mi konuşuyorum? Zina yapmıyorum. Seksüellikten beni etkiliyorsa ben de onunla konuşuyorum. Abi, Serhat Bey bana söz verdiniz hanımefendi. Ben bir şey bir saniye. Yusuf Bey lafa girmek istiyor. Cevap veremiyorsunuz. Abi bak, niye veremiyorum? Karşılıklı atışma olmasın lütfen. Abi be. Ben de diyorum ki kadından bir eşitliği varsa abi. Kapalı kadın olsa ben erkekliğin de eşitliği. Vereceğim Fatih Bey, sen vereceğim. Allah'ın yarattığı. Diyelim yarattı. Diyelim yarattı. Ben Allah'a vereceğim. Ben erkeğim ve bunlar vereceğim sözler mi? Böyle. Karşılıklı atışma diyorum ben. Size verse niye abi var. Buraya. Abi var. Sizin için mi geldi? Sizin için mi geldi? Sen belki aslan böyle olmaz. Bir saniye Sayın Aybacı. Sayın Aybacı cevap veriyorum. Beni duyuyor musun Sayın Aybacı? Lütfen. Lütfen. Kılmak çok önemli. Namaz kıldın. Sayın Aybacı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben konuya farklı bir boyutta bakacağım. İslami boyutuyla siz yaklaştığınız için eşcinselliği, özellikle trans bireyleri din üzerinde dışlandığı için aslında biz bugün buraya geldik ve ben ona göre kendimi VTR'ler de ona istinaden hazırlandı. Benim anlatmak istediğim şey budur. Biz Ermenisi, Yahudisi, Hanefisi, Müslümanı hepimiz bir toplumda yaşıyoruz ve Türkiye'de yaşıyoruz. Kardeş gibi, insancıl bir şekilde yaşamak istiyoruz. Siyahilere yapılan işkencelere, siyahilere uygulanan bütün uygulamaların aynısının şu an Türkiye'de eşcinsellere uygulandığını düşünüyorum. Kendi adıma düşünüyorum. Çünkü neden? Bizler din, dil, ırk, mezhep gözetmeden özellikle yaşamak istediğimiz için, insani şartlarda yaşamak istediğimiz için bunu kalkıp din üzerinde sadece eşcinsellik işte fuhuş günahtır deyip de eşcinsel olmak günahtır deyip de bir kalıbın içerisine koyacağımızı bizim sadece anlatmak istediğimiz şey, biz insani şartlarda, insani koşullarda yaşamak için işte devletten eğitim istiyoruz, devletten iş istiyoruz, devletten barınma istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ama din üzerinde siz kalkıp da deli bir kanal bildiğim kadarıyla, ama kalkıp da bize Müslümanlıkla her neyse Müslümanlıkla dinle Allah'la kullar arasına girilmez zaten. Allah'la kullar arasına girilmez. Devletten bu istediklerimizin karşısında arkanızdayım. Şu anki hükümet bize ben ne diyor? Size... Eşcinsellik bu yüzyılın meselesi değildir diye geliyor. Devletin bakanı tutup da eşcinsellik hastalıktır dediği zaman sokaktaki trans kadın öldürmesi olarak bu gündeme geliyor. Yani, biz devletten bunu talep ediyoruz. Biz de tabii ki normal, kime göre normalse o şartlarda yaşamayı tercih ediyoruz. Ama bize bu veriliyor mu bakalım? Önemli olan bu, verilip verilmemesi sonuç itibariyle. Ben size sonuna kadar arkanızda destekçim söylediğiniz her şeyde. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ama dini konuları bildirmek ve bilmek ve öğrenmek dini de çok önemlidir. Yani sakıncalı şeylerden Allah kaçalım Allah arasına herhalde. Girilmez Habibe Hanımcığım. Bakın ben Allah ilahiyatçılar Allah konuşuyorum. Girilmez. Arkadaşlar beni sevabımla, günahımla Allah yargılar. Abi. Asla yargılayamam. Haşa. Asla yargılayamam. Bakma, biraz da ilim, akıl, mantık penceresinden bakalım şu olaya. Din olarak mesela din savunucu olarak gelmişsiniz. Buraya din alimi olarak gelmişsiniz. Sen... Ben farklı bir pencerede bakacağım. 7 yaşındaki bir çocuğu, kız çocuğunu 70 yaşındaki bir adamla evlendirmek çok... dindarlık değildir. Dindarlık değildir bu. Ondan sonra bir erkeğe 4 tane kadın, eğer bu Müslümanlısı değil, biz de diyoruz ki siz bunları sapkınlık olarak görmüyorsunuz da eşcinselliği sapkınlık olarak görüyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederim.